Büyükşehir Belediyesi Elbistan'da 1960 yılında yapılan su kanalında temizlik çalışması başlattı. Elbistan'da 1960'lı yıllarda yapılan ve ilçenin elektriğini üreten hidroelektrik santraline su taşıyan su kanalı 20 yıl kullanıldıktan sonra devre dışı kalınca kanal içerisinde aşırı kirlilik oluştu. 60'lı yıllarda Elbistan'ın elektrik ihtiyacını karşılamak üzere kurulan hidroelektrik santraline su taşıyan kanal 20 yıl hizmet verdikten sonra devre dışı kalmasıyla birlikte hidroelektrik santralinin kullanılması hale geldi. Daha doğrusu çevredeki vatandaşlarca tarım alanlarının sulanmasında kullanıldı. O gün bugündür hiç temizlik yapılmayan kanal, düzenli bir şekilde kullanılmayan kanal da çevredeki vatandaşlarca kirletildi. İşte kirliliğin en bariz göstergelerinden bir tanesi bu. Birkaç gündür yapılan çalışma neticesinde yaklaşık 100 metrelik mesafede yapılan çalışmada çıkan ağır demirbaş pislikler bunlar. Hafifler ise şu anda kamyonetlerle taşınıyor. İlçe merkezine kadar bu kanalın temizliği yapılacak ve bu bölgedeki böcek, sinek, haşere üremesinin önüne geçilecek. Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Beşir Kurnaz, bölgede pis koku ve sinekten durulmadığını ifade ederek hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a teşekkür etti. 1960 yılında Elbistan'a elektrik üretme amacıyla yapılmış bir yer. Yıllarca yaklaşık 20 yıl hizmet etti ve ondan sonra bitti bunun görevi. Elbistan'ın tüm ihtiyacını, elektrik ihtiyacını buraya karşılıyordu yapıldığı dönem. Bilahare yetmedi. Belediye takviye dizel çalıştırarak elektrik ihtiyacını temin etti. 80'li yıllardan sonra da tamamen Elbistan Belediyesi'nin dışına çıktı ve ondan bu tarafta bakım yoktu. Temizlik oranı yoktu. Ondan bu tarafta şu anda yükselen bir temizlik oluyor diyelim. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi çalışıyor. Teşekkür ediyorum kendilerine. Mansar Bey'e, Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum onlara. Ve bu çok da güzel bir görüntü olacağını zannediyorum. Memleket için iyi bir şey olur. En azından bir kirlilik, sinek üretme, koku, bu gibi şeyler kalkar. Artı bir okulun yanından geçiyor. Oradaki öğrencilerimiz bundan etkilenmeyecekler bundan sonra inşallah. Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatörü Masar Türk ise su kanalının sağlık açısından bölgedeki insanları tehdit eder hale geldiğini belirterek vatandaşların daha huzurlu ve rahat ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için çalıştıklarını söyledi. Şu anda Pınarbaşı mahallemizde bulunan geçmişte hidroelektrik santrali olarak kullanılan ya da elektrik üretmek amaçlı kullanılan kanalın bulunduğu bölgedeyiz. Burası 1955-57 yıllarında başlamış, 60'lı yıllarda hizmete girmiş. 80'li yıllara kadar Elbistan'daki birçok bölgenin ya da Elbistan bölgemizin o günkü şartlarda elektrik üretimine katkı sağlamış. Ve 80'li yıllardan sonra da atıl bir vaziyette duruyor. Buradaki çevresinde bulunan bahçelerin sulaması amacıyla kullanılıyor. Bu bölgedeki insanlarımız buradaki suyla bahçelerini ve tarımsal hizmetlerde faydalanmak amacıyla burada faydalanıyorlar. Muhtarımızın daha önce yazılı talepleri doğrultusunda Başkan Bey'in, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç Bey'in, meclis üyelerimizin çalışmalarıyla, çabalarıyla biz buralarda kanal temizleme girişiminde bulunduk. Şu anda araçlarımız çalışıyor. Yaklaşık 2 günde gördüğünüz gibi 100 metrelik bir alan temizleniyor. 80 santime yakın bir tortu birikmiş tamamen. Yani pislik içinde özellikle sağlık anlamında çevredeki insanları tehdit eden bir duruma dönüşmüş. Bu anlamda da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç Bey talimatlarıyla beraber insanlarımızı daha huzurlu, daha rahat, daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlayacak çalışmalarda bulunuyoruz. Yaklaşık bir hafta 10 gün içinde bitebilecek bir çalışma.